Bu egzersizdeki amacımız erken dönemde ameliyat sonrasında omuz hareketlerini kazanmak. Bunun için kişiden yataktan kolunu sarkıtmasını istiyoruz. Ve kolunu yere paralel olacak şekilde önce kalçasına, sonra da başına doğru götürmesini istiyoruz. Tekrar. Bu egzersiz seti bittikten sonra yavaşça aşağı doğru bırakıyor ve tekrar kolunu kaldırıyor. Egzersizi her zaman ağrı sınırında yapıyoruz. Bu egzersizdeki amacımız eklem hareket açıklığını arttırmak. Kişiden ameliyat olmuş elini diğer eliyle kenetlemesini ve başının üzerine kaldırmasını istiyoruz. 5 saniye kadar ağrı sınırının en son olduğu yerde bekliyor ve tekrar indiriyor. Bu egzersiz seti bittikten sonra kolunu, ameliyat olmuş kolunu sağlam koluyla destekliyor ve vücudunu döndürmeden yine ağrı sınırında gidebildiği yere kadar çekiyor ve tekrar bırakıyor. Egzersizi bu şekilde tekrarlayıp bu setini de bitiriyor. Bu egzersizdeki amacımız eklem hareket açıklığını arttırmak. Bunun için bir yataktan veyahut bir masadan destek almasını istiyoruz kişinin. Öne doğru eğiliyor. Elinde 1 kilo dumbbell var. Bunun için evde bulunan pet şişeyi kullanıp içine su doldurabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken tek bir nokta var. Kol serbest, boşlukta. Herhangi bir kas kasılması olmaksızın hareketi yapacağız. Kol boşluktayken öne, geri, sağa, sola ve başta küçük daireler yaparak egzersizimizi tamamlıyoruz. İlerleyen aşamalarda hareketin boyutunu büyütebiliriz. Dairelerin boyu büyüyebilir, öne geri boyu büyüyebilir ve yanlara olan hareket açıklığı artırılabilir. Bu egzersizdeki amacımız erken dönemde eklem hareket açıklığının arttırılması. Bunun için evde bulunan herhangi bir oklavayı kullanabilirsiniz. Omuz açıklığında ellerimizi sopaya, yani oklavaya yerleştiriyoruz. Başımızın üzerine kaldırıyoruz ve tekrar indiriyoruz. Bunu yaparken ilk başta ameliyatlı kolumuzu kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz ve sonrasında sağlam kolumuzla destek alarak daha da yukarıya kaldırmaya çalışıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri hareketi tamamlamak için belimize yük bindirmemiz veyahut omuzlarımızı kendimize doğru çekerek yapmamamız. Bu egzersizdeki amacımız erken dönemde eklem hareket açıklığını kazanmak. Bunun için omuz genişliğinde ellerimizi sopaya veya evde bulunan herhangi bir oklavaya yerleştiriyoruz. Ağrı sınırında ilk başta ameliyatlı kolumuzu götürebildiğimiz kadar götürüyoruz. Sonrasında sağlam kolumuzla destek alarak ağrı sınırı içerisinde hareketimizi tamamlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken iki tane husus var. Birincisi omuzlarımızın çok fazla yukarıda olmaması, nötral pozisyonda durması ve hareket yapılırken çok fazla öne doğru eğilmemek. Bu egzersizdeki amacımız erken dönemde eklem hareket açıklığını sağlamak. Bunun için evde bulunan bir sopayı veya oklavayı kullanabilirsiniz. Ameliyat olmuş kol altta kalacak şekilde sopayı bu şekilde tutuyorsunuz. Ameliyatlı kolu kaldırabildiğimiz yere kadar kaldırıyoruz. Sonrasında sağlam kolla destek alarak hareketi tamamlıyoruz. Hareketi ağrı sınırı içinde yapıyoruz ve son noktada 5 saniye kadar bekleyip bırakıyoruz. Bu seti tamamladıktan sonra kolları değiştiriyoruz. Ameliyatlı kolu yapabildiği kadar kaldırıyor ve sonrasında sağlam kolla destekleyerek yukarı doğru itiyor. Tekrar ağrı sınırı içerisinde yapıyoruz egzersizimizi ve son noktada 5 saniye kadar bekleyip tekrar bırakıyoruz. Bu egzersizdeki amacımız eklem hareket açıklığının arttırılması. Bunun için evde bulunan bir havluyu veya bir bezi kullanabilirsiniz. Duvarda bezi veya havluyu kaydırarak kişi kolunu yukarı doğru ittiriyor.
geri geliyor. Tekrar yukarı ve tekrar aşağı. Aynı şekilde küçük küçük daireler çizerek de egzersizimizi yapabiliriz. Bu egzersizdeki amacımız eklem hareket açıklığının arttırılması. Bunun için kişi duvara dönük şekilde duruyor. Elini duvara koyuyor. Parmaklarıyla sanki duvarda yürüyormuşçasına yukarı doğru çıkıyor. Ağrı sınırında yapıyoruz. Son noktada durduğumuzda öne doğru eğilip kolda hafif bir germe oluşturuyoruz. İçimizden 5'e kadar sayıyoruz. Ve tekrar sanki bir merdiven iniyormuşçasına geri geri iniyoruz. Bu egzersizde duvarın kenarında duruyoruz. Avuç içimiz kendimizi gösterecek şekilde duvarı itmeye çalışıyoruz. Aslında kolumuzu yana açmaya çalışıyoruz ama duvar engel alıyor. Bu hareketi de ağrı sınırı içerisinde yapıyoruz. Bu egzersiz setini tamamladıktan sonra dirseğimizi 90 derece bükerek tekrar duvarı itmeye çalışıyoruz. Bırakıyoruz. Ağrı sınırı içerisinde egzersizimizi tekrar ediyoruz. İçin bir kapı veya duvar kenarında olmanız yeterli. Kolumuzu duvara yasladık ve geriye doğru ittirdik. Hareketi ağrı sınırı içerisinde yapmanız yeterli. Göğüs kası germe egzersizi. Bu egzersiz için bir duvar kenarında veya kapı kenarında olabilirsiniz. Kolunuzu duvara yasladınız. Omuzla kol aynı hizada olacak şekilde avuç içi tamamen duvara yaslı öne doğru bir adım aldınız. Ve hafifçe gövdenizi döndürerek öne doğru esnediniz. Kasınızda bir gerilme hissedeceksiniz. 5 saniye kadar burada beklediniz. Geri geldiniz. Ve tekrar öne dönerek gövdemizi hafifçe döndürerek gittik. 5 saniye bekledik ve tekrar geri geldik. Kişi bu egzersizi tek başına veya birinin yardımıyla yapabilir. Tek başına yaptığında belirlediği yönlere kendi başına uzanmasını istiyoruz. Belirlediği yönlere ilk başta uzanıyor, sonra kolunu geri çekiyor ve devam ediyor. Birinin yardımıyla yaptığında ise yardımcı kişi yönü belirliyor ve hasta kişi uzanıyor. Egzersizdeki amacımız omuz çevresi kaslarının kuvvetlenmesi. Bunun için yaklaşık duvardan 1,5-2 karış kadar uzaktayız. Avuç içlerimizi duvara doğru döndürdük. Vücut ağırlığımızı öne doğru bıraktık. Ve yaylanarak geriye doğru geldik. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bel çukurumuzu fazlasıyla oluşturmamak. Egzersizimizde ayaklarımızın altından bir egzersiz lastiği geçirdik. İki elimizi tuttuk ve omuzlarımızı kulaklarımıza doğru yaklaştırıyoruz. 5 saniye kadar bekliyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar kaldırıyoruz. Bir 5 saniye kadar daha bekleyip bırakıyoruz ve egzersizimizi tekrarlıyoruz. Bu egzersizde egzersiz lastiğimizi kürek kemiklerimizin altında hizalayarak avuç içlerimizde tutuyoruz. Öne doğru götürüyoruz. Sanki bir şeye uzanıyormuşçasına ellerimizi öne doğru itiyoruz ve bu sırada kürek kemiklerimizin ayrıldığını hissediyoruz. Tekrar geriye doğru bırakıyoruz ve bu sırada tekrar kürek kemiklerimiz yaklaşıyor. Egzersizi bu şekilde tekrar ediyoruz. Egzersiz lastiğimizi kürek kemiklerimizin altında hizalıyoruz. Çapraz ellerimizi alıyoruz. Dirseklerimiz düz olacak şekilde yanlara doğru açıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey sadece tamamen açmadan ağrı sınırında hareketi yapmamız.